Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Yazım kuralları 2 videosuyla karşınızdayız. Büyük harflerin kullanıldığı yerleri göreceğiz. Hemen başlayalım. Evet, arkadaşlar cümleler büyük harfle başlar. Elindeki kitabı bize tanıttı dediğin zaman buradaki E büyük harfle. Yine kapıyı 60 yaşlarında bir teyze açtı dediğin zaman K'yi büyük harfle yazıyoruz. Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler yine büyük harfle yazılıyor. Babam kardeşime seslendi, babasının ifadesini veriyor. Ayşe gelirken bıçakla çatal da getir diyor. Burada tırnak içerisine alınmış ifadeyi ne yapmıştır? Büyük harfle başlatmıştır. Yine Sabri Bey'in sözünü veriyor tırnak içerisine verdiği için yine büyük harfle başlatmıştır. Şuna dikkat ediyoruz. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bu örnekler büyük harfle başlamaz. Dikkat ediyoruz. Yani şunu demeye getiriyoruz. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanacak diye bir şey yok. Size tavsiyem şu diyor. Her zaman düzenli çalış. Bakın onun ifadesini verdi. Cümle niteliğinde olduğu için büyük harfle yazdı. Rafta ne yok ki? Konserveler, şekerler, kutular. Bu cümle niteliğinde olmadığı için ve kaç tane küçük harfle yazılmış ve kaç tane olduğu belli olmadığı için 3 nokta korunmuş. Farz edelim ki şöyle deseydi, rafta 3 şey var deseydi, konserveler, şekerler, kutular derdi, buraya noktayı koyardı. K'yi de yine küçük harfle başlattı. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Evet, dizeler genellikle büyük harfle başlar. Vurulup tertemiz alnında uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğimiz zaman V ve B büyük harfle yazılmış. Özel adlar yine büyük harfle başlıyor. Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar. Ömer Seyfettin dediğimiz zaman, Nazım Hikmet dediğimiz zaman bunları büyük harfle yazıyoruz. Bu şiir Mehmet Akif Ersoy'a aittir demişiz. Hepsini de büyük harfle yazıyoruz. Takma adlar da büyük harfle başlar. Avni dediğimiz Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun takma adıdır. Demirtaş dediğimiz Ziya Gökalp'tir. Onun takma adıdır. Takma adlar da büyük harfle yazılır. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlamaktadır. Kadı Mehmet Efendi dediğimiz zaman Mehmet onun adıdır. Kadı onun unvanıdır. Efendi de saygı ifadesidir. Avukat Mustafa meslek adıdır. Zeynep Hanım saygı sözüdür. Dün gece Yüzbaşı Hakan bölüğüne tatbikat yaptı dediğimiz an yüzbaşı ünvandır. Büyük harfle yazılmıştır. Hayvanlara verilen özel adlar yine büyük harfle başlıyor. Bir köpeğe ya da köpeğe gofret, çomar, zeytin, karabaş diyebilirsiniz. Bunları büyük harfle yazarız. Ya da bir ineğe sarı kız dediğiniz zaman bunları büyük harfle yazmanız gerekiyor. Akrabalık bildiren sözcükler yine büyük akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Buna dikkat ediyoruz. Burcu abla, Nesrin teyze, Nilgün hala bunlar küçük harfle yazılır. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önce mesela Osman dayım bugün bize gelecekmiş örneğinde olduğu gibi şöyle diyorduk, şöyle anlatılıyordu. Osman dayım benim dayım olduğu için küçük harfle yazılır. Ancak şöyle, mahallenin Osman dayısı bugün bize gelecekmiş gibi bir ifade olduğu zaman normalde biz şimdiye kadar hep büyük yazıyorduk. Çünkü o dayı bize ait değildi, mahallenin hepsine aitti. Ancak Türk Dil Kurumu ile yapılan yazışmalarda isimlerden sonra gelen dayı, hala, teyze, abla artık neyse yani akrabalık isimleri her koşulda ayrı yazılacak. Sadece bir istisnası vardır. O da burası. Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde veya lakap yerine kullanıldığında büyük harfle başlar. Sadece burada. Yani ya tarihi kişilik olacak, ya lakap olacak, ya da başa gelecek. Olduğu zaman yani başa geldiği zaman büyük harfle yazarız. Onun dışında akrabalık isimleri isimlerden sonra geldiği zaman kesinlikle küçük yazılması gerekiyor. Nene Hatun dediğimiz zaman nene başa gelmiş. Müslüm Baba dediğimiz zaman bu bir lakaptır. Susuz Dede dediğimiz zaman yine bu tarihi bir kişiliktir. Bu yüzden bunlar büyük harfle
yazılmıştır. Hocam biz susuz dedeyi nereden bileceğiz? Bakın örnekte bugün susuz dedeyi ziyaret ettik. Demek ki nedir? Ya tarihi ya da dini bir kişiliktir. Bu yüzden büyük harfle yazılması gerekiyor. Umarım bu kısım iyi anlaşılmıştır. Çünkü çok önemli bir nokta. Hitap kelimeleri büyük harfle başlar arkadaşlar. Sevgili öğrenciler dediğimiz zaman, değerli kardeşim dediğimiz zaman büyük harfle yazarız. Yani her iki sözcüğünü de artık kaç sözcükse büyük harfle yazarız. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler yine büyük harfle başlar. Sayın Bakan, değerli öğretmenim dediğin zaman yine büyük harfle başlarız. Şunu da söyleyeyim. Sevgili öğrenciler dediğim zaman, yani hitap bildirdiği zaman hitaptan sonra virgül kullanılması gerekir. Noktalı virgül ya da iki nokta kullanılmaz. Dikkat ediyoruz, sadece virgül kullanılır buralarda olduğu. Bu devamı olduğunu göstermek için 3 nokta kullanılmış. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Uzak Doğu'dan gelen heyeti vali makamında kabul etti. Valinin kim olduğu belli olduğu için, çünkü o makam makamdaki kişiyi kastediyor. Bu yüzden büyük harfle yazmamız gerekiyor. İşte yarın Cumhurbaşkanı bize Cumhurbaşkanı şehrimize gelecek dediğin zaman yine Cumhurbaşkanını büyük harfle yazman gerekiyor. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Türk, Alman, İngiliz, Özbek dediğin zaman bunları büyük harfle yazman gerekiyor. Dil ve lehçe adları yine büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, İngilizce gibi. Yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer bu dil adlarına bir çekim eki gelirse bunlar kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani Türkçenin dediğimiz zaman bu şekilde yazmamız gerekiyor. Çünkü burada yapım eki vardır ve yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Dikkat edelim. Devlet adları büyük harfle başlar. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman bunları büyük harfle yazmamız gerekiyor. Her kelimenin harfi. Din ve mezhep adlarıyla bunların mensuplarını bildiren sözcükler büyük harfle başlar. Müslümanlık, Müslüman, Hristiyanlık, Hristiyan, Musevilik, Musevi, Budizm, Budist, Hanefilik, Hanefi, Şafii, Hanbeli, artık ne söylerseniz bunlar yine büyük harfle yazma gerekiyor. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele dediğimiz zaman bunlar din ve mitoloji adlarıdır. Bu yüzden büyük harfle başlar. İslam'a göre peygamberlere vahiy getirmek Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmek de vazifeli melek Cebrail'dir. Burada büyük harfle yazarız. Bir notumuz var, buna dikkat ediyoruz. Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Eski Yunan tanrıları dediğimiz zaman ya da müzik dünyasının ilahı İbrahim Tatlıses'tir dediğimiz zaman buradaki ilahı ifadesini küçük harfle yazmamız gerekiyor. Ya da futbolun tanrısı Messi'dir dediğimiz zaman yine Tanrı'yı küçük harfle yazmamız gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Mars, Dünya, Güneş, Halley dediğimiz zaman bunları büyük harfle yazarız. Güneşin Dünya'ya uzaklığı 152 milyon 600 bin kilometredir dediğimiz zaman hem Güneş hem Dünya büyük harfle yazılır. Ancak Dünya, Güneş, Ay sözleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar. Güneş doğmaz oldu dünyama dediğin zaman hem buradaki Güneş hem buradaki Dünya büyük harfle yaz, yani burada büyük harfle yazılması nedeni başta olmasıdır. Sen benim güneşimsin dediğin zaman buradaki güneş yine küçük harfle yazılması gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Yer adları kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri adlar büyük harfle başlar. Asya, İç Anadolu, Konya, Bahçelievler dediğimiz zaman bunları büyük harfle yazarız. Ancak bunlara dahil olmayan il, ilçe, köy adları küçük harfle yazılır. Mesela Konya ili dediğimiz zaman il kısmını küçük yazacağız. Çünkü oranın adı Konya ili değildir, Konya'dır. Ya da Kurtalan ilçesi dediğimiz zaman oranın adı Kurtalan'dır, Kurtalan ilçesi değildir. Ya da işte Bahçeli Evler
Semti dediğimiz zaman semt küçük harfle yazılır. Oranın adı çünkü Bahçelievler'dir. Bahçelievler semti değildir. Ya da işte Alacahöyük köyü dediğimiz zaman K harfini küçük yazarız. Hocam tabelalarda büyük harfle yazılıyor. Tabelalarda büyük harfle yazılabilir. Ancak doğrusu küçük harfle yazılmış halidir. Yani Beykent köyü dediğimiz zaman K'yi küçük harfle yazmamız gerekiyor. Yer yön bildiren doğu, batı, güney, kuzey, orta gibi ifadeler tek başına ya da özel isimden sonra kullandıklarında küçük harfle, özel isimden önce kullandıklarında büyük harfle başlar. Siz Doğu Anadolu'yu gördünüz mü dediğiniz zaman bu belirli bir yerdir ve belirtilen özel adın özel attan önce geldiği için büyük harfle yazılır. Anadolu'nun doğusuna yılın ilk karı düştü dediğiniz zaman tam olarak neresi olduğu belli değildir. Buradaki doğu küçük harfle yazılması gerekir. Yine doğuyla batı için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Eğer siz batı medeniyeti diyorsanız ve Avrupa'yı kastediyorsanız batı kısmını büyük harfle yazmanız lazım. Ya da siz doğu mistizmi dediğiniz zaman İslam coğrafyasını ya da Avrupa'yı kast Asya'yı kastediyorsanız yine doğu mistizmi dediğimiz zaman doğuyu büyük harfle yazmamız gerekiyor. Bu özelliklere lütfen dikkat edin. Yer adlarında ilk addan sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci adlar büyük harfle başlar. Ağrı Dağı dediğimiz zaman Çoruh Nehri, İstanbul Boğazı, Süveyş Kanalı, Avrupa Yakası, Van Gölü dediğimiz zaman büyük harfle yazılır. Yani şöyle, Van Gölü'nün adı Van değil, Van Gölü'dür. Bu yüzden ikisi de bitişik yazılır. Ya da Ağrı Dağı'nın adı Ağrı değildir, Ağrı Dağı'dır. Bu yüzden hem Ağrı'nın hem Dağı'nın büyük yazılması gerekir. Ya da İstanbul Boğazı dediğimiz zaman İstanbul değil adı İstanbul Boğazı'dır. Bu yüzden ikisinin de büyük harfle yazılması gerekir. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt, cami ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. İshak Paşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi. Şimdi şuna dikkat edelim. Galata Köprüsü bir hafta boyunca trafiğe kapatılmış. Mesela Galata Köprüsü burada yazılmış. Galata Köprüsü'ne bir ek getirdiğimiz an Galata Köprüsü'nün şekline getirdiğimiz zaman bunu küçük yazarız. Yani buradaki ifade kesme işaretiyle ayrılıyor. Özür diliyorum. Eğer şöyle yazarsak Galata Köprümüzün şeklinde yazarsak özür diliyorum bir dakika. Galata Köprümüzün şeklinde yazarsak burada ün kısmı kesme işaretiyle ayrılmıyor. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü Galata Köprüsü 3. tekil iyelik eki almıştır. Ancak Galata Köprümüz dediğin zaman birinci tekil iyelik eki almıştır. Bu yüzden ondan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Bu özelliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Mesela Anadolu Hisarı yerine Hisar'dan desen ya da İstanbul Boğazı yerine Boğaz'dan desen ya da işte Dolmabahçe Köşkü dediğiniz ya da Sadabat Köşkü yerine köşke gidiyorum dediğiniz zaman buradaki K ya da B ya da H kısımlarını büyük harfle yazıyoruz ve onlara gelen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyoruz. Boğazı seyretmenin keyfi bir başkadır. Bu İstanbul Boğazı'ndan ya da Çanakkale Boğazı'ndan bahsediyor. Bu yüzden büyük harfle yazılır ve kesme işaretiyle ayrılır. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Talim, Terbiye, Kurulu ve Başkanlığı, Kurulu Başkanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği ya da Çankaya Lisesi dediğimiz zaman bunları büyük harfle yazıyoruz. Köşen Bakkaliyesi yine aynı şekilde. Yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen dikkat edin buraya. Mesela Çankaya Lisesi'nin dediğimiz zaman kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Hocam niye ayırmıyoruz? Özel isimdir. Özel isimlere gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ancak kurum, kuruluş ve kurul adlarına gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. 3-4 sene önce gelen kuraldır. Kesinlikle iyi bilmeniz gerekiyor. Yani siz burada
kesme işareti kullanırsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Hocam niye böyle bir şey oldu? Gençler dilekçelerde sıkıntı olmasın diye böyle yazıyor. Peki istisnası yok mu? İstisnası var. Avrupa Birliği'ne dediğimiz zaman kesme işaretiyle ayrılıyoruz. Sadece istisnası budur. O da resmi, yani yurt dışında yapılan yazışmalar için kullanılır. Onun dışında kurum, kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu yanlış. Yani o üst taraftaki bu kısım yanlıştır. Bu kısım doğrudur. Tek istisnadır. Bunu da bilmenizi isterim. Devam ediyoruz. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Medeni kanun dediğimiz zaman, Türk bayrağı tüzüğü dediğimiz zaman, telif hakkı yayın satış yönetmeliği dediğimiz zaman büyük harfle yazmamız gerekir. Hocam niye V'yi yazmadık? Birazdan burada anlatırız. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin yani tablo, heykel, beste ve benzeri her sözcüğü büyük harfle başlar. Nutuk, safahat, kendi gök kubbemiz, sinekli bakkal, varlık, resmi gazete, hürriyet, milliyet, zaman, kaplumbağa terbiyecisi, Leyla ile Mecnun, saraydan kız kaçırma, bunu silelim, bu tehlikeli bir şey. Kız kaçırma, 10. yıl marşı dediğimiz zaman bunlar büyük harfle yazılır her sözcü. Yine ile kısmı burada kaldı, kalsın o, aşağıda anlatacağız. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözcükler büyük harfle başlamaz. Az önce bahsetmiştik ya, işte Konya ili dediğimiz zaman iyi küçük yazıyoruz çünkü adı Konya'dır. Yine sinekli bakkal dediğimiz zaman, sinekli bakkal romanı dediğimiz zaman R'yi küçük yazıyoruz çünkü onun adı sinekli bakkal romanı değildir, sinekli bakkaldır. Milliyet gazetesi, Türk dili dergisi, halı dokuyan kızlar tablosu dediğimiz zaman gazetenin adı Milliyet'tir. Derginin adı Türk dilidir. Tablonun adı da halı dokuyan kızlar tablosudur. Hocam istisnası yok mu? İstisnası burada. Gazetenin adı resmi değildir. Resmi gazetedir. Bu yüzden gazete burada büyük harfle yazılmıştır. Onun dışında Milliyet gazetesi, Hürriyet gazetesi gibi ifadelerde gazeteyi küçük harfle yazılır. Gelelim bu kısma. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de gibi bağlaçlar, mı, mi, mu, mü gibi edat küçük harfle yazılır, dikkat ediyoruz. Peki ne zaman bunlar da büyük harfle yazılır? Eğer hepsi büyük harfle yazılırsa o zaman onlar da büyük harfle yazılır. Mavi ve siyah dediğimiz zaman ve. Suç ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Talim ve Terbiye Kurulu dediğimiz zaman ya da Vatan yahut Silistre dediğimiz zaman yahut'u yine küçük harfle yazıyoruz. Sadece eğer bütün harfler büyük harfle yazılacaksa V'yi de, ile'yi de veyahut yahut ki da gibi ifadeleri de yine büyük harfle yazıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. İlk çağ, yükselme devri, milli edebiyat dönemi dediğimiz zaman büyük harfle yazıyoruz. Hocam, Türk edebiyatı yazınca niye küçük yazıyoruz? Çünkü Türk edebiyatı bir tarz adıdır. Hocam, divan edebiyatı yazınca niye küçük yazıyoruz? Çünkü bu tarz adıdır. Ya da halk edebiyatı yazınca küçük yazıyoruz. Ancak eğer sen Cumhuriyet dönemi dersen, büyük harfle yazar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Servet Fünun dönemi Türk edebiyatı, Tanzimat dönemi Türk edebiyatı dersen hepsini büyük harfle yazarsın çünkü dönem adıdır. Yine İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dediğin zaman ya da İslami dönem Türk edebiyatı dediğin zaman bunların her harfini büyük harfle yazarsın. Ancak divan edebiyatı, Türk edebiyatı, halk edebiyatı gibi ifadeleri küçük yazman gerekiyor. Dikkat edelim. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Miraç Kandili, Anneler Günü, Nevruz Bayramı, Ramazan Bayramı dediğimiz zaman bunların her harfini yani kelimelerin ilk harfini büyük harfle yazıyoruz.
Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanım bilgi şöleni dediğimiz zaman her sözcüğün ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Türklük, Türkçe, İstanbullu, Avrupalılaşmak dediğimiz zaman bunların kökeni özel isim olduğu için onlara gelen yapım eklerini de dahil ediyoruz, onları birleştiriyoruz ve büyük harfle yazıyoruz. Ayrıca bunlara gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Mesela İstanbullunun dediğin zaman kesme işaretiyle ayırmıyorsun. Çünkü yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Devam ediyoruz. Para birimleri büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Avro, dinar, dolar, lira, kuruş, lira dediğimiz zaman bunları büyük harfle yazmıyoruz. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle başlamaz. Mesela Ahmet yerine o dediğin zaman büyük harfle yazmıyoruz. Arkadaşımla konuşurken birden o geldi dediğin zaman o küçük harfle yazılacak. Kur'an-ı Kerim'de Allah yerine o kullanıldığı zaman büyük harfle yazılıyor. Yani ayet, hadis verildiği zaman o varsa, büyük harfle yazılmışsa doğru kabul ediyoruz. Ancak onun dışında doğru kabul etmiyoruz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 29 Mayıs 1453 Salı günü dediğimiz an hem ay adı hem de gün adı büyük harfle yazılır. Yine 29 Ekim 1923 dediğimiz an Ekim burada büyük harfle yazılmış. 28 Aralık dediğimiz zaman yine büyük harfle yazılmış. Yani kısacası şu, eğer ay ve gün adlarının önünde sayı varsa ya da arkasında sayı varsa, mesela aralığın 18'i dediğin zaman da belirli bir tarihtir, varsa biz bunları büyük harfle yazıyoruz. Onun dışında küçük harfle yazıyoruz. SBS 8 Haziran'da yapılacakmış dediğin zaman Haziran'ı büyük harfle yazıyoruz. Ancak eğer belirli bir tarih belirtmiyorsa ay ve gün adları büyük harfle başlamaz. SBS Haziran'da yapılacakmış dediğin zaman hangi Haziran ya da tarih belli olmadığı için Haziran'ı küçük harfle yazıyoruz. Kitap, bildiri, makale ve benzerinde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük harfle yazılır. Yani siz bir kitap yazdığınız zaman mavi ve siyah diyelim, hepsini büyük harfle yazıyorsunuz. Altında eğer açıklama yapıyorsanız sadece baş harflerini büyük harfle yazıyorsunuz. Ya da bir tablo olduğunu düşünün. Şöyle örnek vereyim. Mesela bir tablonuz var. Mesela tablonun adı Doğanın gücü olsun. Tablosu dediğin zaman buradaki tablosu kısmını, yani o tablonun altında bu şekilde yazılabilir. Bu yazım yanlışı değildir, doğrudur. Ancak eğer cümle içinde kullanıyorsan Doğanın gücü tablosunu gördüm dediğin zaman o tabloyu küçük harfle yazmamız lazım. Umarım anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar, uzun bir video oldu. Büyük harflerin kullandığı yerler burası. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzu izleyin. Görüşmek dileğiyle. Abone olun.